faydası olmaz. Yani öyle bir paket herkesin bildiği bir şeyin hiçbir faydası. Herkes çünkü pozisyonunu almış demektir ona göre. Dolayısıyla onun çok fazla etkisi olmaz. Yani orada öyle bir şey olmalı ki bir örnek vereyim. Bakın İsrail'de büyük bir hiperenflasyon var. Ayda %40 enflasyon oluyor İsrail'de. Başbakan diyor ki Michael Bruno'ya, daha sonra IMF başkanlığı yaptı. İsrail'in Merkez Bankası başkanıydı, Maliye Bakanıydı. Michael Bruno diyor ki bana bir paket hazırla diyor acilen. O gidiyor 2 ay boyunca hiç kimseye hissettirmeden 2 tane akademisyen arkadaşıyla Tel Aviv'in en işlek caddesinde bir otelin çatı katında programı hazırlıyorlar. Getiriyor başbakanın önüne programı koyuyor. Başbakan diyor ki ben bunun hepsini okuyamam şimdi sen anlat unsurlarını. 5 tane madde söylüyor. Şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Başbakan bakıyor. Bunu yaparsak diyor öldük bittik diyor o zaman bunları nasıl yapacağız? İsterseniz yapmayın beni ilgilendirmiyor diyor. Ve gece saat 1 Haziran gecesi başbakan yardımcısı da diğer partinin lideri. Onun da haberi yok program hazırlandığından. Gece saat 1'de İsrail şeyini topluyor. Meclisini Kabinesi. topluyor. Neyse. Gece saat 3.30-4 civarında bütün kararlar çıkmış oluyor. O sabah ışıklarıyla birlikte İsrail halkı yeni bir güne uyanıyor. Ve ondan sonra da İsrail mucizesi diye bu programı biz derslerde okutuyoruz, anlatıyoruz. Şimdi önemli olan şey beklenmedik bir anda gerçekten radikal olması. Evet. Yani Şöyle biz şimdi o bir zaman örnek daha vereyim. Şu an bir yangın var mı? Yangın var. Biz şu an almakta olduğumuz tedbirler şöyle. Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanımız çok kullanırdı. Yangın yerine döndü her taraf diye. Evet, yangında şöyle bir sadece unsurunu söyleyeyim ben size. Evde yangın var. Gelen itfaiyeye ya lütfen camımı kırma, aman su sıkarken halımı ıslatma diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O yüzden camınız da kırılacak, halınız da ıslanacak. Ama bu vatandaş açısından şimdi ben bir ekonominin üst düzey birisiyle görüşken dedim ki şöyle yapacaksınız. Vatandaşın televizyonu alıp camdan aşağı fırlatacaksınız dedim. Normal bir zamanda bunu yapsanız küfreder size. Ama eğer fırlatmazsanız televizyon patlayacak. Sonuçta eğer fırlatın siz, başka yerlerde televizyonların patladığını görünce vatandaş iyi ki fırlattın diyecektir. Yani o zaman alacaktır. Fakat bizim öyle bir paket yapabiliriz. Çünkü var bunun çaresi. Şimdi ben şimdi her iki hekim hocamıza da şöyle diyebilirim. Dünyada sadece 40 tane veya 90 tane göz ameliyatı yapılmış olsaydı bu kadar ameliyat yapabilir miydiniz? Bu kadar rahat yapabilir miydiniz? Hani bu kadar 1 milyon insan diyorsunuz. Şu an dünyada olan 90 kriz var. Ve ben bunların hepsini çok ayrıntılı inceledim. 2001'den beri 6 yıldır bu krizler niye oluyor, önlenebilir mi, nasıl önlenir? Bunun için önleyebilenleri de gördüm. Malezya muhteşem bir program uygulamış. Ama önce bir 6 ay sürekli deneme Peki yanılma deneme. Avrupa'nın durumuna gelelim. Avrupa nasıl gidiyor? Avrupa çok Çok söz kötü. ederseniz eğer. Avrupa şu an çok kötü gidiyor. Şu açıdan çok kötü gidiyor. Bütün ülkelerde negatife döndü şeyler. Büyüme oranları. Biz Avrupa'nın kötü gittiğini bizim ihracatçılardan biliyoruz. Siparişlerin tümü kesilmiş durumda. Daha önceki siparişleri gönderiyorlar. Ocak ayına, Şubat ayına sipariş alabilen yok. Peki ne öneriyorsunuz yurt dışındaki vatandaşlarımıza? Yurt dışındaki vatandaşlarımıza kesinlikle tasarruf oranlarını arttırmalarını öneriyorum. Yani onlar da işsiz kalabilirler. Özellikle kredi kartlarına yüklenmemeliler. Paraları varsa harcasınlar ama yoksa gelecekte kazanacağım diye düşünerek harcamamalılar. Çünkü bu kriz dünyanın geçirdiği en büyük kriz. Yani şu an biz en büyük kriz olduğunu ne zaman söyleyeceğiz? Biz 2010 yılında söyleyeceğiz bunu. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz en büyük kriz olduğunu? Navlun fiyatları, gemilerin bir günlük kirası, 500 bin tonluk bir geminin bir günlük kirası 19.850 dolardı. Şu an kaça düştü biliyor musunuz? 850 dolara düştü. 19.850 Evet. dolardan 850 dolara Şu düştü. an bütün dünya ticaret hacmi İnanılmaz bir şekilde böyle daralma değil. Resmen böyle yapıştı birbirine. Ve gemilerin hepsini bağlıyorlar. Çünkü siz mürettebatın yemeğine bile yetmez o 850 dolar. Yani o gün kiraladığınızda. Bu hiç talep olmadığını, mal mübadelenin ve değişimin olmadığını gösteriyor. Bu dünya ekonomilerinin 2009'da inanılmaz daralacağını gösteriyor. Bunun Peki anlamı sevgili Yaşar işsizlik. Erdinç, Yani bakın. savaş gelir mi bunun ardından? Valla bakın. Savaşların tek bir sebebi vardır, açlıktır. 1929 buhranı sonrasında insanlar aç kalmıştır. Amerikan ekonomisi çökünce dünyaya
büyük bir talep getiren Amerikan ekonomisi, harcayan Amerikan ekonomisi ciddi anlamda daralınca harcayamamıştır. Bu Avrupa'yı tümüyle işsiz bırakmıştır. Almanya'yı felaket bir ortama sürüklemiştir ve Hitler'i ortaya çıkartmıştır. Aç insan umudun arkasından gider. Eğer ki bu kriz çok çabuk önlenmezse, ki dün Soros söyledi, ben ısrarla söylediğim bir şey vardı. Amerikan yönetimi bile yanlış yapıyor. Paketleri peyderpey açıkladılar. Peyderpey verdiler. Önce bir paket açıkladılar. Baklar olmuyor. Öteki bir tane. Sonra bir tane daha kurtarma. Bir tane daha kurtarma. Hayır. Böyle bir durumda kesinlikle hasar tespitini yapacaksınız. Bu yangın bu apartmanda başladı. Şu kadar hasar yapacak diyeceksiniz. Bütün yangını söndürecek suyu getireceksiniz. Öyle kovayla sürekli peki, gelip... Peki Türk mucizesini de konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama bu arada aç kalmayalım. Opera Pastanesi sponsorumuz bize gayet güzel şeyler veriyor. Her programda da böylece bir yandan da keyifli keyifli sohbet etme imkanını buluyoruz. Telefon var hocam. Evet. Telefon almak istiyorum. Buradan tam göremiyorum ama Deniz Atal galiba Trabzon'dan size bir soru yöneltecek. Deniz Hanım mı diyelim, Bey mi diyelim? Alo. Alo. Evet, hanımmış. Deniz Hanım buyurun, hemen sorunuzu alalım. Hocamız hemen cevaplandıracak. Öncelikle iyi akşamlar Fatih Bey. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Şimdi ben Doktor Bey'e benim sorum. Doktor Bey merhabalar. Merhaba. Doktor Bey benim 1.5 miyop, 1.25'te astigmat var gözümde. Evet. Ben lazer olmak istiyorum. Geçen hafta aradım ama bağlanamadım. Yoğundu sanırım. Yeni tekniklerden bahsettiniz geçen hafta. Yeni yöntemlerden bahsettiniz. Evet. Ben öğrenciyim, yazın olacağım. O yüzden hani yaz sürecini düşündüm uygun olur diye. Ben bu yeni yöntemlerden, tekniklerden yararlanabilir miyim acaba? Ayrıca kontak lens de kullanıyorum, belirteyim, önemlidir herhalde. Neler yapmam gerekiyor? Nasıl faydalanabilirim? Acaba bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz evet. bana? Tabii ki faydalanabilirsiniz. Her şeyden önce bu gözünüze rahatlıkla Excimer lazer uygulanabilir. Yüksek bir numara değildir ama yine de biz hep söylediğimiz gibi gözün bir haritasını çıkarıyoruz. Bu haritada gözün kalınlığını ölçüyoruz. Gözün kalınlığı eğer bizim kornea üzerinde bir şekil vermeye imkanı verecek şekilde bir kalınlıktaysa rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bazen 1.25 bile yeterli kalınlıkta olmazsa uygulanmayabiliyor. O yüzden öncelikle sizin göz haritalarınızın çıkarılması gerekiyor. Ama yeni yöntemin gerekip gerekmediği bir takım kıstaslara bağlı. Bizim yeni aletimizde şimdi zaten Wavefront Optimize dediğimiz, yani Wavefront'a ya da dalga cephesi Türkçeleştirirsek dalga cephesi yöntemiyle ya da kartal gözü yöntemine yakın bir işlem yapıyor. Evet hocam. Ancak bu daha da yeni bir form var. Bu da Q mod denilen form. Bu modda gözü biraz daha yumurtanın sırtı gibi yapıyoruz. Yani yuvarlaklıktan biraz daha bombe hale getiriyoruz. Eğer bu şekilde yapılırsa kişi daha net ve gözün her tarafından daha iyi görüyor. Çünkü bu yöntemin bir avantajı, biz bir defa korneanın her yerine lazer uygulamıyoruz. Ortasına uyguluyoruz. Bu uyguladığımız yer, buna zon diyoruz, 6.5-7 civarında, milimetre civarında bir şey oluyor. Ama bu zondan sonra kornea 11-12 milimetre gibi bir çapı var. Geri kalan bölge lazer uygulanmamış bir bölge oluyor ya da bir geçiş bölgesi oluyor. İşte bu yöntemde, yani yeni geliştirilen alette bu geçişler 0-1 milimetre aralıklarla oluyor. Dolayısıyla çok yumuşak bir geçiş var. Bunun avantajı nedir? Gece görmesinde rahatlıktır. Çünkü eğer keskin görüş yaparsanız, yani bir göze lazer uyguladığımızda biz orta kısmını lazerledik ama kenarlar lazerli değil. Gece göz bebeğimiz büyüyor. Çünkü gündüz ışıkta ışığın etkisiyle göz bebeğimiz daralıyor. Daraldığı zaman lazer yapılan yerden görüyoruz. Ama akşam göz bebeğimiz büyüdüğü için biz hem göz lazer yapılan yerden hem de yapılmayan yerden görüyoruz. O zaman ne oluyor? Yapılmayan yerden yapılan yere geçiş hattında bir ışık kırılması oluyor. Yani görüntü kırılması oluyor. Bu da görüntüde huzursuzluğa yol açıyor. İşte bu yöntemde bu geçiş çok yavaş yapılabiliyor. Ve gözün Q-mod sistemi uyguladığımızda da
daha bir yumurtanın sırtı gibi, yani tam bir top gibi değil de yumurtanın, geçen sefer açıklamıştım, yumurtanın sırtı gibi daha bir bombemsi geçiş yaparsak her yerden net görme imkanı doğuyor. Ama bunun, bu sistemin uygulanıp uygulanmayacağı yine